Şimdi devam edelim. Burada bakarsak DYD container diyor. Bize postlar divi lazım. Postlar divine bakalım. Content diyor. Margin left 30 piksel diyor. Biz bu 30 pikseli kaldıracağız. 30 piksel bizim temamız için çok. Ben bakalım. Bize 15-16 piksellik bir boşluk yeterli. Hemen bakarsak Style CSS satır 69'daymış. Hemen geliyoruz Style CSS. 69'a geliyoruz. Margin left 30 piksel diyor. Biz bunu 16 piksel yapalım. Piksel de çok oldu. Büyük bir ihtimal bu konteynerin içinde de bir padding değeri var. Biz margin left'i kaldıralım. Bir daha bakalım. Margin left'i kaldırdığımızda da çok olacak. Ctrl Z diyelim. 16 pikseli biz 6 piksel yapalım. Altı az geldi. 10 yapalım. On da olmadı. 9 piksel deneyelim. Piksel bakalım temamıza, bence gayet güzel oldu. Hemen bu wrap'a bir border radius verelim. Hemen bütün tarayıcılarda uyumlu olması açısından border-radius.com'a girelim. 10 piksel diyelim. Buradaki bize verdiği CSS kurallarını kopyalayalım. Wrap'a yapıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi köşeleri yuvarladı. Şurada bir arka plan var ve genişlik var. Ben ona bakalım. Bakalım bizim Post TV'nin genişliği 638'miş. Arka planda beyazmış. Hemen gelelim. Background'u buradan kaldıralım. Bizim genişliğimiz ne kadar? Tekrar bakalım. 637 pikselmiş. Hemen buraya 637 piksel diyelim. Background color'una da DSFFFF diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Evet. Burada bir bakarsak DYD post 1 post divinde üstten 30 piksellik bir boşluk var. Bu üstten 30 piksellik boşluğu biz alalım. Satır 191'deymiş. Hemen gelelim Style CSS'in satır 191'ine. Marjinleri kaldıralım. F5 diyelim. Şimdi burada
Tekrar bakalım. Boss 1'de padding var. Border var. Altta bir border var. Bizim temamıza bakalım. Post content'in içindeydi. Content divinin biz arka planını beyaz yapalım. Background color FFF demiş zaten. Bit'i 637 demişiz zaten. Bunun köşelerini yuvarlayalım yine biz. Border radius'umuz zaten açıktı. Border radius.com. Alalım bunu. Neredeydi bakalım. Satır 72'deydi. Satır 72'ye gidelim. Border radius'umuzu da yapıştıralım. F5 değil. Bakarsak temamıza daha uyumlu bir hale geldi. Biz bir post daha ekleyelim. Gelelim. Yazılar yeni ekle diyelim. Deneme postu diyelim. Altına deneme postu diyelim. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Boşluk verelim yapıştıralım. Boşluk. Bunun hepsini kopyalayalım. Tekrar yapıştıralım. Yapıştıralım. Yayınla diyelim. Şu an postumuz yayınlandı. Tekrar bakalım. Comment 0 diyor. Biz yine burada boş olduğu zaman comment 0 diyor. Boş olduğu zaman da hiçbir şey getirmesin bize. Parantezi de silsin. 1 olduğu zaman da parantezi de silsin. Şimdi tekrar bakalım. Evet, gayet güzel. Postumuz da geldi.